Aşağıdaki ifadenin doğru olması için, yüzler basamağındaki soru işaretinin yerine hangi rakam gelmelidir? 4000 soru işareti 29 sayısı en yakın binliğe yuvarlandığında 5000 bin elde edilir. Evet, buna göre en yakın binliğe yuvarlandığında 5000 bin elde edeceğimiz sayıyı arıyoruz ve bize verilen sayının 4000 ile başlayıp yüzler basamağında soru işareti olduğunu ve 29 ile bittiğini biliyoruz. Soru işaretinin yerine gelecek olan rakamsa, bu sayıyı en yakın binliğe duvarladığımızda 5.000 bin elde edecekmişiz. Soru işaretini görmezden gelirsek, bu sayının yakın olabileceği diğer binlik 4.000'dir. Çünkü sayımız 4 ile başlıyor. Dolayısıyla bu sayı 4.000 ile 5.000 arasında bir şey olacak. Gelin isterseniz bu sayıyı sayı doğrusu üzerinde bir gösterelim. Karşımızda 4000'den başlayıp 5000'e kadar giden bir sayı doğrusu var. Aradaki çizgiler ise yüzlükleri gösteriyor. Yani bu 4100, 4200, 4300, 4400 diye devam edip 4900 ve 5000 ile sonlanıyor. Eksik haneye gelen rakamı bulmak için şöyle bir yol izleyebiliriz. Bu haneye gelebilecek rakamları belirleyip elde ettiğimiz sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterir, ve sayıların hangi binliğe daha yakın olduklarını görebiliriz. Acaba 4000'e mi yakın olacaklar yoksa 5000'e mi? Örnek vermem gerekirse, elde ettiğimiz sayı eğer sayı doğrusu üzerinde burada bulunuyorsa, sizce hangi binliğe daha yakındır? E sizin de gördüğünüz gibi 5000'e daha yakın olduğu için bu sayıyı yuvarladığımızda elde edeceğimiz sayı 5000 olacaktır. Fakat eğer sayımız burada bulunuyorsa 4000'e daha yakın olduğu için yuvarladığımızda 4000 e elde ederiz. Neden mi? Sayı doğrusu üzerinde 5000'e değil, 4000'e daha yakın da ondan. Bu konuda anlaştığımıza göre şimdi sayımızın eksik hanesine bazı rakamlar koymayı deneyelim ve sayı doğrusu üzerinde nerede bulunacağını görelim. Deneyeceğim ilk rakam 0. 4029 sayısının yüzler basamağı 0 olduğu için bu sayının yüzlüğü yoktur. Öyleyse bu sayı sayı doğrusu üzerinde 4000 ile 4100 arasında bulunur, değil mi? 4000'den büyük ama 4100'den küçük olduğuna göre, evet. Buralarda bir yerde olacağını söyleyebiliriz. Noktayı 4000'e, 4100'e olduğundan biraz daha yakın koyuyorum. Şimdi bu noktaya baktığımızda sayının 4000'e çok yakın olduğunu fark etmiş olduğunuzu düşünüyorum. Bu noktadan 5000'e ulaşmak için epey yol kat etmemiz gerekiyor. O yüzden aradığımız rakam 0 değil. Şimdi 0'ı silelim. Bu arada 10 on rakamın 10'unu da denememize gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü sayı doğrusuna bakıp da hangi kısmın 5000'e daha yakın olduğunu belirleyebiliriz. Sayı doğrusunun tam orta noktasından yani 4500'den büyük tüm sayıları yuvarladığımızda 5000 elde ederiz. Pekala, şimdi soruyorum. Bu sayının 4500'den büyük bir sayı olması için Soru işaretinin bulunduğu basamağa hangi rakamlar gelebilir? Çünkü 4500'den küçük sayıların 4000'e yuvarlanacağını biliyoruz. İsterseniz 5'i deneyelim. 4529, 4500'den hemen sonra yaklaşık olarak buralarda bir yerlerde bulunur. Bakın, bu sayı 5000'e 4000'e olduğundan daha yakın olduğu için 5 kullanabileceğimiz rakamlardan biri olabilir. E hadi şimdi de 4'ü deneyelim. Buraya 4 koyarsak sayımız 4429 olur ve bu sayı 4500'ün solunda yer alır. 4400'den büyük ama 4500'den küçük bir sayı. Yani noktamız şuralarda bir yerlerde olur. Bu yüzden de sizin de görebileceğiniz gibi 4000'e 5000'e olduğundan biraz daha yakın olduğu için 4000'e yuvarlanır. Ortalarda gibi görünse de 4000'e daha yakın. Yani buna en yakın binlik 4000'dir. O zaman 4 işimize yaramıyor ama 5 yarıyor. Sanırım bu noktadan sonra sayı doğrusunu kullanmadan da cevabı bulabiliriz. Neden mi? Bakın. Eğer 4400 olmadıysa 4300, 4200 ve 4100 de olmayacaktır. Hatırlayalım. 0'ı da denemiş ve işe yaramayacağını görmüştük. 4529 işimize yaradığına göre yüzler basamağına gelecek rakamların 5'ten büyük olması gerekiyor diyebiliriz. Evet, yüzler basamağına gelecek beşten büyük her rakam bizi sağa doğru götürecek. Böylece sayımız beş bine, dört bine olduğundan daha yakın olacak. Beş ve beşten büyük rakamlar beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzdur. İşte bu rakamları sayımızın yüzler basamağına koyduğumuzda sayımızı beş bine yuvarlayabiliriz. O halde cevap neymiş? Beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz.